Türkiye dün kabusu yaşadı. Birçok ilde sağanak yağış ve fırtına yüzünden hayat durma noktasına geldi. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Ağaçlar ve minareler devrildi. Marmara Denizi'nde ise dev dalgalar feribot yolcularına korku dolu anlar yaşattı. Türkiye fırtınaya teslim oldu. Birçok ilde hayat durma noktasına geldi. Ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Fırtına Marmara Denizi'nde de etkiliydi. Yenikapı Yalova arasında sefer yapan arabalı vapurda korku dolu anlar yaşandı. Allah! 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 Fırtınanın etkisiyle yükselen dalgalar araçlarının camlarının kırılmasına, tavanlarının çökmesine neden oldu. Arabada dursanız abi. Cam kırıldı ya. Ön cam kırıldı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan araçların tamamına hasar verdi. Feribotun yeni kapıya yanaşmasıyla yolcular derin bir nefes aldı. Şiddetli yağış Çatalca'daki Bin Kılıç Deresi'ni de taşırdı. Dere kıyısına pikniğe gelen 5 kişi mahsur kalınca itfaiye ekipleri seferber oldu. Mahsur kalanlar karşıdan karşıya gerilen ip ve bot yardımıyla böyle kurtarıldı. Sağanak yağış sonrası Ataköy Olimpiyat metro hattının Yeni Bosna istasyonunu da su bastı. Yürüyen merdivenlerin duvarlarıyla tavanlar şelaleye dönüşünce her yer su altında kaldı. Yurt genelinde etkili olan fırtınadan Konya'da nasibini aldı. Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. 5 katlı bir işhanının üzerinde bulunan baz istasyonunun 7 metrelik direği park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Birden ses oldu, yukarıdan malzeme geldi. Kapıları koparınca arabanın üstüne düştü. Şu arada da 5 tane adam vardı fakat adama isabet etmedi şükürler. Çorum'da da fırtına hayatı felç etti. Ağaçlar devrildi, ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Büyük Gülücük köyünde de bir caminin minaresi fırtınanın şiddetine dayanamadı. Allah'tan kimseye zarar vermeden sadece minarenin kendisini zararlı gördü. Durumu da bu şekildedir. İskilip'in Karaburun köyünde düğün için toplananlar da fırtına şoku yaşadı. Bırak. 1500 davetlinin katıldığı yemek fırtına nedeniyle yarıda kaldı. Masa ve sandalyeler tarlalara savruldu. Bir afetle karşı karşıyayız. Düğünümüz vardı. 1500 kişi davetlimiz vardı ama her şey yarıda kaldı. Buna şükür can kaybımız yok. Düğün sahibi ve davetliler çadırın uçmaması için büyük uğraş verdi. Ancak fırtınayla baş edemediler. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani ortalık çok iyi değil. Karabük'te de durum farklı değildi. Şiddetli rüzgar ve fırtına yüzünden yolda yürümekte bile zorlandılar. Çatılardan savrulan kiremit ve taş parçaları minibüsten inenlerin üzerine düştü. Fırtına bir iş yerinin reklam panosunu da yerinden söktü. Minibüsün faciadan kıl payı kurtuluşu kameraya da yansıdı. Yenice ilçesinde de bir caminin minaresi uzun süre beşik gibi sallandı. Vezir Köprü'de ağaçlar devrildi, elektrik hatları zarar gördü. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bir binanın çatısı böyle uçtu. Uçan çatı çevredeki binalara ve bir otomobile zarar verdi.